Guten Morgen. Sehr geehrter Herr Präsident, Minister-Präsident, Herr Wurst, meine Damen und Herren, ich freue mich, heute hier zu sein. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Deshalb möchte ich eine kurze Präsentation halten. Leider spreche ich kein Deutsch. Teşekkür ediyorum. Bazen şöyle derler, bir resim bin kelimeye bedeldir. O nedenle size bugün biraz bir sunum yapmak istiyorum. Hem Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği süreçle ilgili olarak hem de Türk-Alman ilişkileriyle ilgili olarak. Tabii burada birçok yatırımcı var. Biz Türk girişimcilerin Almanya'da yatırım yapmasını, tabii ki yatırım yapmasından memnunuz, seviniyoruz ama aynı zamanda Türkiye'de yatırım yapmanızı isteriz. O nedenle çok kısa bir şekilde neden Türkiye yatırım için cazip bir ülke, ondan biraz bahsedeceğim. Bizim orta vadeli bir programımız var. Temel makroekonomik dengesizlikleri çözmek için uygulamaya koyduğumuz bir program. Ve programımız da çalışıyor. Tabii Türkiye, Almanya kadar olmasa da büyük bir ekonomi. Geçen sene cari kurlarla 1.1 trilyon doları aştı ama nüfusuna, çalışma çağındaki nüfusuna, satın alma gücü paritesiyle milli gelirine baktığınız zaman 15-17 neredeyse Avrupa Birliği üyesi büyüklüğünde bir ülke. Dolayısıyla yatırım yapmak için gittiğiniz pazarın büyük olması önemli. Türkiye hakikaten önemli, büyük bir ekonomi. İyi bir o anlamda partner. Büyüme potansiyeline baktığınız zaman son 100 yılda ortalama büyümemiz yıllık reel olarak %4.8. Ama son 20 yıla baktığınız zaman ortalama reel büyüme %5.4. Kesik çizgi kırmızı olan Türkiye'nin reel performansı. Yani 2002'yi 100 alırsanız 2023'te 300'ün üzerine çıkmış. Aynı dönemde Çin, Hindistan hariç gelişmekte olan ülkeler 100'den 217'ye çıkmış sarı çizgi. Dolayısıyla gerçekten Türkiye hem büyük bir ekonomi hem de son 20 yılda performansı güçlü bir ekonomi. Dünyada tabii büyük bir borç sorunu var. Faizler yüksek. O nedenle borçluluğun düşük olması büyüme açısından önemli. Almanya bu konuda tabii en dirayetli yani en disiplinli ülkelerden bir tanesi. Türkiye'nin toplam borcu yani özel sektör, hane halkı, şirketlerin, finans sektörünün, devletin toplam borcunun milli gelire oranı %108. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu oran %255. Dünyada da %330'un üzerinde. Tabii dünyada ticarette kırılmalar var. Jeostratejik rekabet, yani şöyle söyleyeyim, bir takım gerilimlere yol açıyor ticarette ve ticarette parçalanmalar var. Fragmentation diyoruz. Tabii Türkiye bu dönemde yakın ülkelerden, yakın coğrafyalardan tedarik ve dost coğrafyalardan tedarikte avantajlı. Avrupa Birliği ile 1963'ten beri bir diyalogumuz var, bir angajmanımız var. Ve bir ortaklığımız var. O nedenle biz Avrupa ile dostuz. Bazı siyasi görüş farklılıklarımız olabilir ama biz yine de Gümrük Birliği üzerinden Avrupa Birliği ile biz kendimizi dost görüyoruz. Dolayısıyla hem yakınız hem dostuz. Orta tabii ki Asya ile, Kuzey Afrika ile, Orta Doğu ile da hem yakınız hem dostuz. Dolayısıyla dünyadaki bu
jeostratejik rekabetten kaynaklı fragmentasyon, yani ticaretteki parçalanma bizi çok olumsuz etkilememesi bekleniyor. Yine Türkiye'nin bir avantajı, nüfusumuz tabii ki yaşlanıyor ama hala çalışma çağındaki nüfusumuz hızla artıyor. Bize benzer ülkelerle, yani kişi başına milli gelirde bize benzer ülkelerle Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki çalışma çağındaki nüfus nispeten hızlı artmaya devam edecek. Ayrıca kadınların iş gücüne katılım oranını da artıracak bir program uygulayacağız. Dolayısıyla demografik anlamda hala önümüzde bir 15-20 yıllık bir fırsat penceresi var. Türkiye'de biz tabii altyapıya çok yatırım yaptık. Almanya kadar değiliz tabii ama son 20 yılda 280 milyar dolara yakın altyapıya yatırım yaptık. Dünya Bankası'nın lojistik endeksine göre 91 gelişmekte olan ülkeden daha iyi bir altyapıya sahibiz. O nedenle biz avantajlıyız. Tabii KOBİ'ler bizim ekonominin omurgasını oluşturuyor. Yani esas sürükleyici güç KOBİ'ler. Almanya'daki KOBİ'lerle Türk KOBİ'lerin birbirleriyle çok daha güçlü bir diyaloğunun iki ülke menfaati ne olduğuna inanıyoruz. Son 20 yılda yine teknoloji ve inovasyon ekosistemine de çok yatırım yaptık. Dolayısıyla hakikaten bu yönde Almanya'yı biz örnek alıyoruz tabii ki ama Almanya'yla bu diyaloğu güçlendirmemiz lazım. İşte bu da sizlerin sayesinde olacak. Yani özellikle teknoloji, inovasyon ekosisteminin güçlendirmesinde Türkiye-Almanya'nın diyaloğunu önemsiyoruz. Yapay zekadan bugün bahsedeceksiniz, konuşacaksınız. Yani bugünkü gündem maddelerinden bir tanesi. Türkiye'nin yapay zeka hazırlık endeksine baktığınız zaman birçok gelişmekte olan ülkeden daha iyi ama biz altyapıya yatırım yapmaya tabii ki devam edeceğiz. Yapay zekaya hazırlık seviyemizi artıracağız. İmalat sanayine baktığınız zaman Almanya tabii ki çok önemli bir ülke ve imalat sanayinde dünyanın en önemli üssü. Türkiye'yi kişi başına milli gelirle orantılı olarak baktığınız zaman aslında Türkiye'nin imalat sanayi birikimi çok iyi. Şimdi buradaki peki niye zengin değiliz? Madem imalat sanayinde kişi başına milli gelirde çok iyiyiz, o zaman Türkiye niye daha zengin değil? Çünkü bizim ekonomik kompleksite endeksimiz, yani katlanır zincirinde arzuladığımız yerde değiliz. Tabii son 15-20 yılda çok mesafe kat ettik. 56. sıradan 40. sıraya yükseldik. Mesela Almanya 2. sıradan 4. sıraya düşmüş. Fakat bizim daha kat edeceğimiz çok mesafe var tabii ki. O nedenle bunu başarabilirsek, ki bu yönde çalışmalarımız var, o zaman inşallah daha zengin olacağız. Bizim yeşil dönüşüm, yani daha doğrusu yeşil ürünlerde bizim potansiyelimiz çok büyük. Oxford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi ve London School of Economics'ten akademisyenlerin yaptığı bir çalışmaya göre yeşil ürünlerde potansiyeli en yüksek ülkelerden bir tanesi Türkiye. Tabii ki Çin ikinci sırada ve biz bu alana çok yatırım yapacağız. Çünkü bizim için yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm en öncelikli konular. Türkiye imalat sanayinde birçok sektörde ön planda. Bu detaylara sizi boğmayacağım ama gerçekten son 20 yılda imalat sanayinde çok mesafeler kat ettik. Yine inşaat sektöründe, taahhüt sektöründe Türkiye önemli ülkelerden bir tanesi. Dünyadaki 250 en büyük inşaat şirketinin tabii ki 81 tanesi Çin'de, Çin bir numara ama biz ikinci sıradayız. 40 şirketle temsil ediliyoruz ve son 1970'li yıllardan bu yana bakarsanız yarım trilyon dolarlık dünyada projeyi Türk girişimcileri hayata geçirmiş. Dolayısıyla hakikaten ileride Ukrayna'nın birlikte yeniden inşası, Suriye'nin yeniden inşası, Libya'nın yeniden inşası konusunda
Alman şirketlerle Türk şirketlerinin birlikte çalışmasının ben iki ülkenin de çok menfaatine olacağına inanıyorum. Enerjide dönüşüm bizim için çok önemli. Şu anda toplam kurulu elektrik üretim kapasitemizin %55'i yenilenebilir. Ama bu yeterli değil. Önümüzdeki 10 yıl 100 milyar dolar yatırım yapıp %60'ın üzerine çıkartacağız. Bir de tabii şu anda nükleer bir santral var. O da devreye girdiğinde %70'lere yaklaşacak. Bu alan bizim için en öncelikli alanlardan bir tanesi. İkinci olarak çok kısa bir şekilde Türkiye'nin orta vadeli bir programı var. Bu programa da ilişkin kısa bir şekilde size bilgi vermek istiyorum. Çünkü Türkiye'nin önemli makroekonomik problemleri var. Bu problemleri çözersek Türkiye'nin potansiyeli tabii ki daha da güçlenmiş olacak. Bizim en büyük önceliğimiz tabii ki fiyat istikrarı. Yani enflasyonun tek haneye düşürülmesi, mali disiplin ve tabii ki yapısal dönüşüm. Yapısal dönüşümden kastettiğimiz az önce de söyledim. Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve sanayide dönüşüm. Bütün bunlar bize daha yüksek sürdürülebilir büyüme imkanını artıracak. Türkiye'nin enflasyonu maalesef oldukça yüksek. Mayıs ayında %70'in üzerinde bir enflasyonla zirveyi bulacağız. Ama daha sonra uygulamaya koyduğumuz daha doğrusu programla birlikte enflasyon hızlı bir şekilde düşecek ve 2026 yılında biz tekrar tek haneli enflasyona dönmüş olacağız. Uzun bir yolculuk ama başaracağız çünkü iyi bir programımız var. Yine bütçe açığı deprem nedeniyle geçen sene çok arttı. Deprem hariç bütçe açığımız %1.6 milli gelire oran olarak. Maastricht kriteriyle uyumluyuz. Ama depremden dolayı %5.2. Geçen sene çok tedbir aldık. O tedbirleri almasaydık bütçe açığı çok daha yüksek olacaktı. Biz önümüzdeki yıllardan itibaren bütçe açığını deprem dahil, deprem etkisi dahil kalıcı olarak %3'ün altına düşüreceğiz. Borcun da milli gelire oranını %35'in altında tutacağız. Yani Maastricht kriterleriyle uyumlu olacağız. Bu arada Almanya'ya deprem felaketi nedeniyle bizimle gösterdikleri dayanışma için, yardım için Almanya'ya çok teşekkür ediyorum. Alman halkına, Alman devletine biz müteşekkiriz. En zor dönemimizde Almanya hep bizim yanımızda olmuştur. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabii Almanya gibi bizim cari fazlamız yok. Yani dış ticaret fazlamız yok. Bizde cari açık var. Ama o cari açığı azaltmaya yönelik bir programımız var. Yapısal reformlardan kısa bir şekilde bahsedecek olursam, tabii ki önce insanımıza yatırım yapacağız. Beşeri sermaye. Yani niteliklerini artıracağız. Eğitimin kalitesini artıracağız. Bu bizim için önemli. Yatırım ortamını iyileştireceğiz. Yine kamu finansmanında reform gibi yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, bütün bu alanlarda gerçekten sermaye piyasalarının geliştirmesi, bütün bu reformların amacı tabii ki Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak, Türkiye'de verimliliği artırmak ve böylece büyüme potansiyelini artırmak. Program çalışıyor mu? Evet, gerçekten çalışıyor. Program şöyle, biz rasyonel politikalar ve yapısal reformlarla yola çıktık. Yatırımcı güveni geldi. Şimdi tabii ki portföy tercihleri liradan yana dönüştü. Reel kurda, nominal kurda değil, reel kurda bir istikrar var. Ve enflasyon Haziran'dan itibaren hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak. Ekonomi yeniden dengelenecek. Risk primimiz hızlı bir şekilde düştü. 700 bas puandan 300 bas puan civarına kadar düştü. Yine kur oynaklığı, yani liradaki oynaklık oldukça düştü. Gelişmekte olan ülkeler bandının ortası bir seviyesinde. Yeniden dengelenme ekonomide başladı. İç talep yavaşlıyor. Dış talebin negatif etkisi azalıyor. Cari açığımız daralıyor.
Yani geçen sene Mayıs ayında 60 milyar dolar olan cari açık bugün Şubat ayı itibariyle 32 milyar dolara kadar düşmüş durumda. Yine Türkiye'nin finans piyasalarında dış borcu çevirme oranı, yani finansmana erişim imkanları oldukça artmış durumda. Detaylara girmeyeceğim. Net sermaye girişleri, portföy girişlerinde ciddi bir artış var. Son 10 ayda 17 milyar dolarlık bir giriş var. Rezervlerde artış başladı. Enflasyon beklentileri önümüzdeki 12 ay için %35'lere düştü ve Türkiye'nin kredi notu artmaya başladı. Bundan bir süre önce Fitch kredi notumuzu artırmıştı. Dün akşam da Standard & Poor's kredi notumuzu arttırdı. Dolayısıyla doğru yoldayız. Bütün bunlar onu gösteriyor. Son olarak Türkiye-Almanya ilişkileri konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. Birlikte biz çok daha güçlüyüz. Burada gösterdiğim gibi. Almanya bizim için çok değerli bir ülke, çok önemli bir ülke. Çünkü Almanya ile bizim çok güçlü bağlarımız var. Bakın bugün ben Türkiye'de herhangi bir ile gitsem bu kadar büyük bir iş insanına hitap etme ihtimalim zayıf. Almanya'da demek ki bizim bağlarımız çok güçlü. Tabii ki bu sadece ticaretle sınırlı değil. Sadece ekonomiyle sınırlı değil. Daha çok halktan halka bir bağımız var. O yüzden Almanya'yı biz bir ortak olarak görüyoruz. NATO'da ortak, Avrupa Birliği sürecinde Almanya'nın yapıcı tutumunu tabii ki her zaman önemsedik. Dolayısıyla biz Almanya'yla asla ayrılamayız. Almanya'yla çok güçlü bağlarımız var. Şimdi sizlerin sayesinde bu bağları güçlendirmek istiyoruz. Ve o nedenle müsaade ederseniz tabii ki az önce de söylendi, geçen sene ticaret hacmimiz 55 milyar avro civarlarına kadar çıktı. 8 binin üzerinde büyük ve orta ölçekli Alman firması Türkiye'de yatırım yapmış, istihdam sağlıyor ve dolayısıyla bu anlamda güçlü bağlarımız var. Önümüzdeki dönemde biz Almanya ile Afrika'da, Orta Asya'da birçok bölgede biz beraber iş de yapabiliriz. Yani sadece ikili ticaret değil, aynı zamanda diğer alanlarda da bu mümkün. Bizim tabii ki Avrupa Birliği ile bir gündemimiz var. Bu gündemin ana maddesi sizlerin ticaretinizin daha iyi kolaylaştırması için gümrük birliğinin modernleştirilmesi. İçine kamu alımları, hizmetler ve tarımın da kapsayacağı şekilde biz gümrük birliğin güncellenmesinin hem Türkiye'nin hem Avrupa Birliği'nin menfaatine olduğunu düşünüyoruz. Bunu tabii siyasi koşullara bağlamak bence Avrupa'nın stratejik anlamda Türkiye'ye bakış açısının zayıf olduğunu gösteriyor. Çünkü bunu koşullara bağlamak anlamlı değil. Çok açık ve net bir şekilde iki bölgenin, ülkenin menfaatine olan bir konuda bizim ilerleme sağlamamız lazım. Ümit ediyorum ki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra bu süreç hızlanır. Yine iş yapabilmek için iş insanlarının seyahat edebilmesi lazım. Bilim adamlarının seyahat edebilmesi lazım. Bu nedenle de vize liberalizasyonu, yani vize kolaylığı tabii ki önemli olur. Enerjide ve birçok anlamda da zaten önemli işbirliğimiz söz konusu. Benim sunumum bu kadar. Ben dediğim gibi bir miktar özellikle programdan bahsetmek istedim. Evet, Türkiye son yıllarda pandemi nedeniyle, savaşlar nedeniyle, jeopolitik gerginlikler nedeniyle makroekonomik sorunları bir miktar tabii ki ön plana çıktı. Ama o makroekonomik sorunları çözecek bir irade var. Programa siyasi sahiplenme var. Ve program gerçekten sonuçları itibariyle az önce de gösterdim. Çalışmaya başladı. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Sizlerin buradaki varlığı Türkiye'ye güç katıyor. Ben Almanya'ya hep geldiğimde vatandaşlarımız bize sorarlar. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Benim de hep cevabım şu olmuştu. Yapacağınız
en iyi şey tabii ki burada başarılı olmanız. Buranın dilini öğrenin. Buranın kanunlarına, kurallarına uyun. Burada katma değer üretin. Burada istihdam yaratın. Burada toplumla entegre olun ve bununla Türkiye'ye çok büyük katkı sağlarsınız. Dolayısıyla bizim yaklaşımımız bu. Biz Almanya'daki tabii ki Türk kökenli vatandaşlarımızın, iş insanlarımızın başarılı olmasıyla sadece gurur duyarız. Ama Türkiye ile de tabii ki ticaretin, yatırımların, bu bağların güçlü kalması bizim için çok değerli ve Türkiye ekonomisi inanıyorum ki bu anlamda da büyük fırsatlar sunuyor. Ben tekrar bugün sizlerle bir arada bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Başarılar diliyorum.